Herkese merhaba. 2015 yılındayız. Bu da iPhone'larda sıranın S versiyon iPhone'lara geldiğini gösteriyor. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus geçen yılın telefonları iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta fazla fark içermiyor. Dış görünüş anlamına baktığımızda iPhone 6s'in ve iPhone 6s Plus'ın geçen yılın telefonlarıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak detaylar inildiğinde bu yeni telefonların S versiyon telefonların farklı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Öncelikle iPhone 6s'te malzeme açısından farklılık söz konusu. Daha önce Apple Watch Sport modellerinde kullanılan 7000 serisi alüminyumun artık iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta da kullanıldığını görüyoruz. Sonuç olarak iPhone 6s daha sağlam ve daha dayanıklı bir gövdeye sahip. Aynı zamanda kullanılan ekran camı da iyon özelliğiyle iyonla sağlamlaştırılmış bir cam. Tıpkı Apple Watch Sport'ta olduğu gibi böylelikle bu ekranda çizilmelere ve çatlamalara karşı daha dayanıklı. Bunun dışında baktığımızda iPhone 6s'in iPhone 6 ile aynı görünüşe sahip olduğunu söylüyoruz. Sadece arkada bulunan iPhone yazısının altında bulunan S etiketi sayesinde bunun bir iPhone 6s olduğunu anlayabilirsiniz. Bir de iPhone 6s ile birlikte roze altın şeklinde yeni bir renk seçeneği sunuluyor. Benim elimde tutmuş olduğum gümüş renk modeli ise her iki modelde ortak. Aynı zamanda yine iPhone 6s'te uzay grisi renk seçeneği diye sunulmaya devam ediliyor. Eğer altın renk seçeneği isterseniz onun için yine iPhone 6s veya iPhone 6s Plus tercih etmeniz gerekiyor. iPhone 6s'in altına baktığımızda yine 3.5 mm kulaklık jakı, mikrofon, lightning portu ve hoparlörü görüyoruz. Sağ kenarda güç butonu ve nano sim kart yuvası, sol kenarda da ses anahtarı ve ses tuşları yer alıyor. Belli başlı noktalarda anten için yerleştirilmiş çeşitli plastik şeritlerde dikkat çekiyor. Üst bölümde herhangi bir giriş çıkış görmüyoruz. Arkada 12 megapiksel EyeSight kamera, ikinci mikrofon ve True Tone flash yer alıyor. Apple logosu, iPhone ve S takıları yine karşımıza çıkıyor. Apple iPhone 6s'te ve iPhone 6s Plus'ta donanım anlamında önemli değişiklikler yaptı. Örneğin Apple A9 işlemci mevcut. Bunun yanı sıra 2 GB RAM, M9 hareket işlemcisi, Haptic Engine adı verilen dokunmatik bildirimlere karşı geri besleme sağlayan ve kullanıcıların dokunma yaptıklarında bunun geri bildirimini parmaklarını da daha fazla hissetmelerini, ellerinde daha fazla hissetmelerini sağlayan bir motorda iPhone 6s'in ve iPhone 6s Plus'ın yenilikleri arasında yer alıyor. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın performansına baktığımızda gerçekten oldukça hızlı olduğunu görüyoruz. Gerçekten telefonu elinize alıp kullanmaya başladığınızda bu telefondaki hızı gayet açık şekilde hissedeceksiniz. Çoklu görev bölümü hızlı şekilde açılıyor. Bunun dışında yine sekmelere erişmek istediğinizde hızlı bir şekilde istediğiniz sekmeye rahatlıkla erişmeniz mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça tepkisel, hızlı bir kullanıcı arayüzü iPhone 6s'de ve 6s Plus'ta kullanıcıları bekliyor. Gerçekten de benchmark testlerine baktığımızda iPhone 6s'in ve 6s Plus'ın farkı ortaya çıkıyor. Yani kullanıcıları oldukça hızlı bir deneyim bekliyor. Pil açısından baktığımızda iPhone 6s'de 1715 mAh kapasiteli bir pil geliyor. Bu da yine sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir pil performans sunuyor. O açıdan çok fazla bir gelişme beklememek gerekiyor. Ancak iOS 9'da yapılan optimizasyonlar sayesinde gerçekten de Apple'ın katalog değerleri sağladığını, karşıladığını söyleyebiliriz. iPhone 6s'te de 1334x750 piksel Retina ekran bulunuyor. Geçen yıl iPhone 6'da da aynı ekranı görmüştük. Bu ekran LED arka aydınlatmalı IPS ekran, geniş görüş açılarına sahip, parlaklıkta iyi seviyede, dış ortamda da iyi bir kullanım sağlıyor. Sonuç olarak iPhone 6s ile iPhone 6'nın aynı görsel deneyimini, görüntü deneyimini sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında iPhone 6s'in ekranın önemli bir özelliği var. O da 3D Touch adı verilen bir teknoloji. Daha önce Apple Watch'ta görmüş olduğumuz Force Touch teknolojisi, daha sonra MacBook Pro'larda, MacBook'larda izleme dörtgeninde de karşımıza çıkmıştı. Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta bu teknolojiyi 3D Touch gibi daha pazarlama dostu bir özellik olarak adlandırdı. 3D Touch sayesinde ekran farklı basınç seviyelerini algılayabiliyor ve böylelikle de farklı işlevleri, arayüz işlevlerini gerçekleştirmek mümkün oluyor. Örneğin uygulama menüsünde ana ekranda herhangi bir uygulama ikonuna bastırdığınızda görmüş olduğunuz gibi çeşitli özelliklere, işlevlere hızlı şekilde erişim sağlayan menüler karşınıza çıkıyor. Apple'ın iPhone'da yüklü olarak getirdiği fotoğraflar, bunun dışında kamera gibi uygulamalarda görmüş olduğunuz gibi en çok kullanılan özelliklerin bu şekilde menü halinde sunulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalarda da bu şekilde destekleri görmeye yavaş yavaş başlıyoruz. Örneğin Dropbox bu yeni döneme ayak uyduran ilk uygulamalardan bir tanesi olmuştu. Bunun dışında Peak ve Pop olarak adlandırılan iki tane de özellik var.
Bunlar ne işe yarıyor? Örneğin bir web sitesi açmak istiyorsunuz Safari'de. Bu web sitesinin ön izlemesini Peek ve Pop sayesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Karşımızda görmüş olduğunuz gibi TeknoBlog'un ana ekranı var, ana sayfası var ve buradan herhangi bir bağlantıya bastırıp görmüş olduğunuz gibi o bağlantının ön izlemesini yapabiliyorum. Altta da biraz parmağımı yukarı doğru ittirdiğimde de görmüş olduğunuz gibi çeşitli işlevleri yapmayı sağlayan bir hızlı erişim menüsü karşıma çıkıyor. Bunun dışında mail uygulamasında da Peek ve Pop'un verimli bir kullanımı mevcut. Örneğin gelen bir e-posta iletisine bakmak istiyorsunuz. Sadece parmağınızı bastırdığınızda o e-posta iletisinin ön izlemesi açılıyor. Parmağınızı biraz daha bastırdığınız zaman bu sefer o iletinin tam ekran görünümü karşınıza çıkıyor. 3D Touch'ın bu şekilde farklı kullanımları var. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta daha fazla gezindikçe bunları fark etmeniz mümkün olacaktır. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın bir başka gelişim noktası da Touch ID parmak izi okuyucusu. iPhone 5s'ten beri Touch ID'yi görüyoruz ancak iPhone 6s ile birlikte bunun çok daha fazla geliştirildiğini, çok daha hızlı ve tepkisel hale getirildiğini fark edeceksiniz. Örneğin parmağınıza ekranı açmak istediğinizde daha siz ekran tuşuna, ana ekran tuşuna bastığınız anda parmak iziniz algılanacak ve böylelikle belki kilit ekranını görmeden doğrudan ana ekrana geçme fırsatı yakalayacaksınız. Bu yeni Touch ID hem kilit ekranı açmada hem de App Store'da ödemelerde işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Yazılım tarafına baktığımızda iOS 9'u görüyoruz iPhone 6s'te. Bu yeni işletim sistemi belki görsel açıdan çok fazla yenilik barındırmıyor ancak performans açısından iPhone 6s'in sunmuş olduğu gelişimlerle birlikte oldukça iyi sonuç çıkardığını söyleyebiliriz. Yeni uygulamalar mevcut. Örneğin Notlar adı verilen yeni bir uygulama var. Notlar uygulaması sayesinde çizim yapma vesaire bu gibi işlevleri iPhone 6s'in ekranında rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde yenilikler iOS 9'da sizi bekliyor. Daha fazla detayı teknoblog.com'un iOS 9 incelemesinde bulabilirsiniz. Ve kameralar iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın önemli yeniliklerini gördüğümüz alanlardan bir tanesi de kameralar. Arkada görmüş olduğunuz kamera yine dışa doğru çıkıntı yapıyor ancak bu sefer 12 megapiksel gibi daha yüksek çözünürlüklü bir sensör barındırıyor. Dolayısıyla artık iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeniz mümkün olacak. Öndeki FaceTime kamerada artık HD çözünürlükte yani Apple'ın adlandırdığı şekilde FaceTime HD kamera var. 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera kullanıcının karşısına çıkıyor. Kamera arayüzü gördüğümüz gibi 12 megapiksel kamera artık 4K video çekimi de yapabiliyor. Aynı zamanda 60 FPS hızında saniyede 60 kare hızında 1080p Full HD video çekimleri de gerçekleştirebiliyor. Baktığımızda kamera arayüzüne dikkatimizi çeken özelliklerden bir tanesi live video. Görmüş olduğunuz live video canlı fotoğraf özelliğini açarak çekmiş olduğunuz bir sahnenin öncesi ve sonrasında çok kısa anlarında çekebilir. Böylelikle sadece sabit fotoğraf yerine birkaç saniyelik, 200 saniyelik hareketli görüntüler elde edebilirsiniz. Canlı fotoğraf özelliği açıkken bir fotoğraf çektikten sonra o fotoğrafa galeri uygulamasında, fotoğraflar uygulamasına baktığınızda parmağınızı ekrana bastırarak o fotoğrafın canlı görüntüsünü izlemeniz mümkün. Bu canlı fotoğraf gelecekte farklı uygulamalarda, üçüncü taraf uygulamalarda işe yarayabilir. Aynı zamanda farklı Apple cihazlarında da bu canlı fotoğrafları ön izleme imkanına sahipsiniz. Tekrar kameraya geri dönüş yapalım. Bu bir başka dikkat çekici özellik de ön kamera ile ilgili. Ön kamerada artık Retina Flash olarak adlandırılan bir özellik var. Bir selfie çekmek istiyorsunuz. Selfie çekim tuşuna bastığınızda eğer flash özelliği açıksa, otomatikte değil açıkta tutulursa ekran görmüş olduğunuz gibi farklı renklerde tıpkı True Tone Flash'ın sunduğu şekilde farklı renklerde aydınlatılarak daha parlak şekilde selfie çekimi sağlanıyor. Eğer karanlık bir ortamdaysanız bu şekilde Retina Flash'ı kullanarak yüzünüzün daha aydınlık çıktığı fotoğrafları çekebilirsiniz. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'taki bir başka gelişimi de video tarafında görüyoruz. Artık iPhone 6s ve iPhone 6s Plus 4K video çekimi de gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra saniyede 60 kare hızında 1080p ve yine saniyede 30 kare hızında 1080p video çekimleri de gerçekleştirebiliyor. Video çekim çözünürlüğünü ayarlamak için yapmanız gereken ayarlarda fotoğraflar ve kamera bölümüne gitmeniz ve daha sonra aşağı ilerleyerek kamera bölümü altında bulunan video kaydı yap bölümünden videonun hangi çözünürlükte veya formatta çekileceğini belirlemek. Tavsiyemiz saniyede 60 kare hızında 1080p HD video. Bunlar oldukça hızlı ve gerçekçi görüntüler sunuyor. 4K'yı da tercih edebilirsiniz ancak bu durumda cihazınızda biraz daha fazla
alan tutması, çekilen videoların biraz daha fazla alan kaplaması durumu söz konusu olabilir. Video tarafında da böyle gelişimler görmek gerçekten oldukça memnun edici. iPhone 6s ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Gerçekten iPhone 6s bir S versiyon telefona yakışacak gelişimleri, artırımları kullanıcılara sunuyor. Eğer bir iPhone 6 sahibiyseniz belki iPhone 6s'e geçme ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz. Telefonunuz gerçekten bu bir yılı, önümüzdeki bir yılda rahatlıkla çıkarmaya yetecektir. Aktaracaklarımız bu kadar. Daha fazla ayrıntıyı iPhone 6s ile çekilen fotoğraf ve videoları teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.